Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hayallerimin yıkıldığı bir video ile karşınızdayım dostlar. Yakın zamanda hatırlarsınız Peugeot 308 tanıtılmıştı ve çok beğenmiştim ben o aracı. Hatta gelse de bir fiyatlara baksak, kendimizi zorlasak da bir tane en fullerinden alabilsek diye düşünüyorduk, yalan yok. Sonra yine çok yakın zamanda, daha birkaç gün önce 308'in sedanının 408 adıyla geleceğini duyduk. Bazı görsellerle karşılaştık ve dedik ki C segmentine çok güzel bir sedan daha geliyor. Ama resmi olarak marka 408'in üzerindeki örtüleri kaldırınca hepimiz hayal kırıklıklarına uğradık. Neden derseniz hemen söyleyeyim. Tanıtılan yeni Peugeot 408 kötü ve çirkin bir araç değil. Aksine heybetli ve güzel bir araç. Ama bu araç yandan bakıldığında Citroen C4'te aynı. DS D4'te de aynı. Yani bu araç sedan bir araç değil abi. Bu araç bir crossover. Hatta bu araç bir SUV. Yani biz sedan Peugeot 408 beklerken karşımıza bildiğiniz C4'ün ve DS4'ün Peugeot'a has hale getirilmiş bir versiyonunu çıkarttılar. Ha bak, tekrar söylüyorum, bu araç kötü değil. Hatta çok güzel. Ama bu araç bir sedan değil be abi. Bu ne olduğu belli olmayan değişik bir şey. Hem SUV, hem sedan, hem hatchback, hem cross, hem liftback, hem de ortaya karışık bir şey işte ya. Ön yüzde Peugeot'a has aslan pençeleri ve LED far tasarımı aracın yerden yüksek ve kaslı yapısı sayesinde oldukça heybetli gösteriyor aracı. Ön yüzde Peugeot'a has aslan pençeleri ve LED far tasarımı aracın yerden yüksek ve kaslı yapısı sayesinde gerçekten oldukça heybetli göstermiş otomobili. Yani Citroen C4'ten çok daha hırçın ve albenili duruyor bu araç. Yalan yok. 20 inçlik kocaman jantlar da bu heybetli duruşa ekstra bir katkı sağlıyor. Bana sorarsanız tam köy arabası olmuş ha. Hem yerden yüksek, altı sürtmez, hem de çok gösterişli ve bilinmedik olmasından dolayı muhabbet meselesi. Bizim köyde çay ocağında bu arabayı bir görsünler, inanın akşama kadar konuşurlar üzerine bizim akrabalar. Bu söylediğim kötü bir şey değil bu arada, yanlış anlaşılmasın. İnsan bazen muhabbet edecek konu arıyor ya, işte bu araç uzunca bir süre konu aratmaz köylülerimize. Motorlarında aracın hibrit destekli motorlar da sunuluyor. Ancak benim anladığım hibrit desteği beygirine artı bir güç katmıyor. Çünkü 1.6 litrelik 180 ve 225 beygirlik hibrit destekli motorlar var araçta. Bu motorları biz hibrit olmadan da hem 3008'de hem C5 Aircross'ta hem de Peugeot 508'de zaten görüyorduk. Hatta Peugeot 508'deki 225 beygirlik motor uçuyor adeta. 250'ye çıkması 1 dakikadan bile neredeyse kısa sürüyor. Abartmış olmayız herhalde böyle söyler. Bir de bildiğimiz 1.2 litrelik 130 beygirlik benzinli motor var. O da hibrit desteği olmadan bu araçta olacak. Dizelle ilgili bir açıklama yok. Belki de Avrupa'da yavaş yavaş dizeli bitirmeye çalıştıklarından bu araca dizeli koymaya da bilirler. Bir de tercihlerde dizel artık gerçekten çok geride kaldı. Yani şu an ben bile dizel araç kullanıyorum ama benzinden birkaç lira daha pahalı. Yakıt olarak da neredeyse artık yeni teknoloji benzinli araçlar dizelle aynı litrelerde yakıt yakıyorlar. Yani dizelin pek bir esprisi, albenisi kalmadı gibi. Ha bu arada bu 3 motorun da güç aktarma organı, yani vitesi çok sevilen, sorunsuzluğuyla ün yapan, hatta araba çöpe gider o vites hala kalır denilen EAT 8 tam otomatik 8 ileri kademeli şanzımandır. Unutmadan bunu da söyleyeyim. Bu şanzıman PSA grubunu rakipleri karşısında hep bir adım öne geçiriyor. Kimse kusura bakmasın. Ölçülerde 4690 mm'lik uzunluk oldukça fazla bence. 2787 mm'lik aks aralığı ise bence harika. C segmentinde en babası 2700 mm'lerde oluyordu araçların. Bu ortalamanın abartsız 6-7 cm üzerinde bir aks aralığına sahip. Yani içeride arka tarafta özellikle çok geniş bir alan karşımıza çıkabilir bu araçla birlikte. 1480 mm'lik bir de yüksekliği var bu aracın arkadaşlar. 536 litrelik bagajı oldukça yeterli ve camla birlikte kalkan bagaj kapağı sayesinde yükleme alanı çok geniş. Arka koltuklar yatırılınca da toplam yükleme alanı 1600 litrenin üzerine çıkıyor, onu da söyleyelim. En yeni iCockpit teknolojisine sahip dijital kadranlar bu araçta var. Orta kısımda da yine devasa bir ekran var arkadaşlar. Ve aracın hemen hemen her şeyine bu ortadaki ekrandan hükmedebiliyoruz. Bir de bunların yanında araçta 6 kamera, 9 da radar sensörü yer alıyor. Bu sistem sayesinde araç dur kalk yapabilen bir adaptif hız sabitleyiciye ve şerit ortalama teknolojisine sahip arkadaşlar. Bu sistemler birbirine entegre şekilde güzel çalışıyor deniyor. Yani biraz daha gelişmiş bir yarı otonom sürüş bu araçta karşımıza çıkacak. Yolculuk esnasında önünüzde olan yayaları, bisikletlileri ya da hayvanları, gece sürüşünden bahsediyoruz tabii ki, siz uzun farları yakıp görmeden bile size gösteren gece görüş sistemi ve arka kısım için oldukça çok uzun menzili olan kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler de bu araçta mevcut arkadaşlar. Ön ızgarada yer alan yeni Peugeot logosunun da özel bir görevi var. O logo aracın sürüş destek sistemlerine ait radarları gizliyor içerisinde. Ve bu güzel araç 2023 yılının hemen başında üretilip satışa sunulacak. Ancak her yeni Peugeot modelinde olduğu gibi Türkiye'ye ne zaman gelir belli değil. Baksanıza abi, biz hala
Peugeot'un 308'ini Türkiye'ye gelecek diye bekliyoruz. Gelecek de bakacağız da kullanacağız da belki gücümüz yeterse alacağız ama nerede hala bekliyoruz. Fiyat konusunda hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü küçük Peugeot modeli 208 bile 700 bin liralara dayanmış durumda. Bu araç herhalde geldiğinde 1 milyon liranın üzerinde olur. Yeni Peugeot 408'den anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Sizler neler diyorsunuz bu araçla ilgili yorumlara yazın lütfen. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoyu burada noktalıyorum. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın ha.